Arkadaşlar merhaba, Don't Starve gün 59. Vay be, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu an hani ekrana bakınca şu an sanırım bu çantayı Buffalo'nun oradaki taksistonun yanına koyacaktık eğer hani ölürsek falan filan, hiç olmazsa yedekte eşyalarımız bulunsun diye. Şimdi bugün bunu ayarlamak istiyorum. Birçok insan dedi bu tarladaki, özellikle şu havuçları toplamak istiyorum çünkü havuçlar yani hani bir tohum ektiğinizde en çok çıkma şansı olan iki öğe var. Bir tanesi bu mısırmış ve diğeri de havuçlarmış. O yüzden bu hani biraz daha az değerli olan havuçları. Şurada bir odun var sanırım. Evet, burada bir odun var. Evet. Bu odun buraya nasıl gelmiş acaba? Çok ilginç gerçekten. Şimdi havuçları topladık. Vay, bayağı tohumumuz var ya. 40 tane falan, hatta 60 tane tohumumuz var. Şunu zaten şuraya doğru bir ekelim. Bilmiyorum, bugün geçmeden artık şu buffalo'lara doğru gidebilir miyim? Ondan emin değilim ama. Bu şeyleri de toplamak istiyorum. Mısır kardeşleri değil mi? Çünkü çok fazla tohumum var gerçekten. Aslında her şeyi toplayabilirim ama neyse, bu biraz daha az hani değerli olan şunları toplayalım. Gerçi şu an yetişeceğini pek düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz, öyle değil mi? Bunlar burada dursunlar. Bayağı canavar etimiz var. Bunları aslında asabilirim. Bir saniye, yer var mı acaba? Diğerleri kurudu mu? Aa, daha kurumamışlar. Pekala. Şimdi bunları buraya koyalım. Bu çantaya gerek olan eşyaları koymak istiyorum. Hani eğer kışta falan ölürsem buraya kışlık eşya koymam gerekiyor. Fakat yer yok. Hani bu tavşanları koymalı mıyım? Gerçekten bunlar çok kararsız. Zaten çok az bir hani açlığımızı çok az dolduruyorlar. Of, kararlar kararlar. Şimdi hiç olmazsa yakacak bir şey koyalım değil mi? Bunlarla ateşi kurarım ama ateşe atacak herhangi bir şeyimin de olması gerekiyor. Bakalım bu çanta. Evet, bakın bunlar mesela çok iyi yanıyor. Ben zaten şu ana kadar hep bunları yaktım ama. Gübre de yanıyor fakat gübre yakmak istemiyorum. Shadow Manipulator yapacağız yakın bir zamanda. Odunumuz var. Living Log, daha doğrusu evet. Yaşayan odunumuz var. İhtiyacım olan şey o Nightmare Fuel. Hani bir kere almaya çalıştığımda öldüm ya, evet. Pek bahsetmek istemiyorum. Ona ihtiyacımız var. Şimdi bundan şöyle 4 tane buraya koyalım, öyle değil mi? Meşalemiz olsun. Buraya aslında zırh da koymak istiyorum var ya. Şapka da koymak istiyorum gerçekten ama aslında şapka yapabilirim fakat bu örümcek ağlarını daha güzel şeyler için harcamak istiyorum. O yüzden şimdilik kış şapkası koymayacağım. Çünkü ateşten ateşe giderim ve böylece kampıma ulaşırım diye düşünüyorum. Neyse. Bugünü sanırım kampımızda geçireceğiz. Görünen o ki bu çantada, bu çanta benim, tamam. Taşlar falan filan var. Burada sanırım çadırımız vardı ama şu an yok. Pekala. En son ne zaman şeylerin saldırısına uğradığımı da hatırlamıyorum bu. Kurt kardeşlerin. Şu karnımızı doyuralım, öyle değil mi? Şunlardan biraz alalım ve buradaki yemekleri toplayıp onun yerine hani taze köfteleri yapmak istiyorum. Çünkü şu canavar etlerin hiç olmazsa biraz değerlendirelim. Ay ay ay, oraya değildi. Bilmiyorum, umarım ratatouille yapmaz. Çünkü havuç koyduğumuzda genelde ratatouille yapıyor ama umarım yanılıyorumdur. Şimdi bir tane, iki tane havuç, bir tane de mısır koydum mu? Şunu da alalım, öyle değil mi? En çok sağlık veren bir fish stick, bir de sanırım dragon pie var. Evet, güzel, bir tane daha köftemiz oldu. Bu köfteyi yiyebilirim sanırım. Çok güzel. Ve oyuna yeni güncelleme de geldi. Evet, bu şeyleri içeren mağara mı desek? Evet, mağara diyelim. Mağaraları içeren güncelleme de geldi. Fakat benim haritamda mağaranın nerede olduğunu bilmiyorum. Bu şeyi bulmam lazım mı sanırım? Bazalt var, bazalt. Hani normal oyunlarda bazalt buluyoruz ya. Bazalt bu güncellemeden sonra şeye dönüyor. Bu yeraltı mağaralarının girişine dönüyor. O yüzden benim o şeyi bulmam lazım. Bazaltı bulmam lazım. Onu neyse, onu daha sonradan ararız. Ben şu an bir an önce bu kışın geçmesini istiyorum. Çünkü yapacağım birçok şeyi yazın yapacağım. O yüzden kışın bir an önce terk etmesini istiyorum buraları. Şunu bitirelim, şu ağacı keserek. Umarım ağaç kardeşi kızdırmayız bu akşam. Çünkü şu an savaş aletlerim hiç yanımda yok ya. Bunları bırakacağımı düşünürsek acaba bu çantada mıydı? Umarım öyledir çünkü gerçekten çok az hatta silahım yok ya, ilginç. Bu mızraklar değil. Benim silahlarım nerede?
Gerçekten bir fikrim yok. Çok ilginç. Eğer silahlarımı bulamazsam tekrar o bataklığa gitmek istiyorum ve... Evet, burada... tamam, güzel. Buradaymış. Evet, bunu zaten normal olarak sırtımıza alırız. Yalnız şimdi şunu alalım çünkü yarın... bu şeye gitmek istiyorum. Buffalo'ların oradaki Touchstone'un oraya gitmek istiyorum çünkü... Bu çantayı bırakacağım. Eğer öldüğümüz takdirde... doğacağımız yer çünkü orası. Burada kirazlarımız olmuş mu? Aa, bir kısmı olmuş. Toplayabilir miyim tamamen gece olmadan? Toplayalım, öyle değil mi? Şurada da var bayağı benim... Aman Allah'ım, alttaki ağaç... Abi şu kuştan nefret ediyorum. Aa, burada da var bayağı... Eyvah. Hadi Wilson, hadi Wilson. Evet, başardık, çok iyi. Tamamdır, şimdi... umarım bir iki gün içinde yaz gelir. Aman Allah'ım, sesler. Sanki birini boğazlıyorlar. Evet, umarım bir iki gün içinde yaz gelir ve... biz de güzel balıklarımızı tutarız. Gerçi balıklar var, çok çabuk bozuluyor. Evet, hakikaten... ilginç. Bu, vay be, bu yumurtayı kim bilir kaçıncı günde aldım ve hala... hala... buzdolabında duruyor. Buraya koyalım mı? Değil mi? Şurada dursun. Sanırım gece ateşin yanına koyuyoruz, sabah almamız gerekiyormuş. Çünkü sabah herhalde biraz ateşin yanında durduğu zaman kızarıyor. O yüzden kızarmasını istemiyorum bu arkadaşın. Şimdi bunu buraya bırakalım. Şu çantamı ayarlayayım bir kesin olarak. Çünkü yarın ilk işim Buffalo kardeşlerin olduğu yere gitmek. Bu tavşanları gerçekten koymalı mıyım? Hakikaten bilmiyorum. Yani... Yok, kararsızım. Çünkü... pek kullanışlı değil açıkçası. Hem kaskımız var. Tekrar aslında zırh koyabilirim, öyle değil mi? Yani... kime sorarsanız en mantıklısı odur. Yani... hatta %15, tamam, hiç fena değil. Hatta bizi bir süre idare etsin yeter. Aman Allah'ım. Bunu bir alalım. Tamam, buraya koyalım. Şimdi... bunu alalım elimize, evet. Bunu buraya koyalım, bu tavşanı çıkartmak istiyorum. Yani ne kadar... yararlı olabilir. Tavşanların bulunduğu sandık hangisiydi? Buydu, güzel. Çok hoş. Bir tane tavşan var, yani işte hani bunun yanına daha güzel bir şey de koyabilirim ama... aslında şey yapabilirim, bir saniye bakın, burada %2'lik bir şapkan var, %2'lik... evet, bu şapkadan yeni yap... pardon, bu değil. Örgü aleti mi deniyor artık buna, ne deniyor bilmiyorum. Abi tam da 8 adet ipeğimiz var ve 2 adet... köpek dişi var mı bizde bu köpeklerin dişinden? Sanırım yok. Aa, kırmızı oldu. Ay, yemek istemiyorum. Neyse, tekrar buraya koyalım. Bilmiyorum can, çıkmadı içinden bir şey. İlginç, pekala. Şimdi o zaman daha fazla zaman vakit kaybetmeyelim ve yolumuz bayağı uzun. Belki dönüşte bu şeyleri de rahatsız ederiz, öyle değil mi? Örümcek ağlarını da rahatsız ederiz. O yüzden bunları yanıma almak istiyorum. Hadi bakalım şimdi. Bu çantamızı o buffaloların bulunduğu yerdeki Touchstone'a koymak istiyorum. Eğer şanslıysam belki dönüşte örümcek kardeşlere de bir merhaba derim. Ateş yakabilir miyim? Önce ondan emin olmam lazım. Aa, açtığımda yanıma bir tane yemek almam lazım, öyle değil mi? Çünkü açlığımız biraz problem yaratabilir benim için. Bunlar bu arada kurumuşlar. Çok hoş. Hadi ya, kış ne zaman geçecek? 60. gündeyiz ve hala kış. Gerçi kaçıncı günde kış girdi bilmiyorum ama... tamamdır, iki tane köfte bizi sanırım idare eder. Şimdi, yolumuz uzun, yüksek ihtimalle... geceyi de dışarıda geçireceğim ve umalım ki... değil mi? Umalım ki kurt arkadaşlar bize saldırmasın. Eğer öyle olursa... meşalemi yaparım ve... köyüme doğru kaçarım yani. Çünkü aklıma daha güzel bir çözüm gelmiyor. Onları dışarıda karşılayamam. Direkt ölümüm olur. Acaba nerede bizim bu şeye giriş yerimiz? Mağaralara. Çünkü bir iki bölüm sonra gerçekten oraya da girmek istiyorum. Merak ediyorum. Hani canlı yayını seyrettiniz mi bilmiyorum. Ayın 10'unda gösterdiler sanırım. Mayıs'ın 10'unda canlı yayını gösterdiler. Bilmiyorum. Sizin istediğiniz şekilde mi bir mağara? Bilmiyorum, farklı bir şey mi bekliyordunuz? Sanki fena değil, birçok farklı yaratık
birbirlerine düşman ya, birbirlerine dost yaratıklar var. Örümcek çeşitleri çok fazlaymış. Örümcekler gerçekten çok zormuş. Hani bilmiyorum, bir örümcek ağ gibi bir şey fırlatan örümcek var ama hani örümcek eride örümcek ağ fırlatıyordur değil mi? Hani bozuka falan fırlatamaz herhalde. O yüzden onun için biraz zor deniyor ama neyse, biz kendi oyunumuzda eğer gidersek şanslıysak görürüz. Aa, daha yavru. Neyse, oraya şimdilik saldırmayalım, biraz daha büyüsün. Kahvaltımızı yapmamışız. Evet, kahvaltımızı yapalım. Fena değil. Yolun yarısını hemen hemen gittik. Hala bu tavşanda aklım yani. Bunun yerine daha güzel bir şey koymalı mıydım ama. Neyse, hiç olmazsa bize bir 2-3 dakika kazandırır değil mi? Bunu kızartıp yersek. Bu touchstone'u koyabilir miydim? Ondan emin değilim. Touchstone'u koyarsam benim touchstone'um olmayacak ve hala kış ayındayız. O yüzden touchstone'u koymak istemiyorum. Buraya da gelmişken belki biraz da gübre toplarız, öyle değil mi? Evet, doğru yoldayız. Tamamdır. Şimdi bir şekilde hani geceyi burada geçireceğim. Aslında yanımda jilet olsaydı belki bu arkadaşları da tıraş ederdim. Vay be, bunları toplamam lazım ya. Bunlar hakikaten sanırım kampımın etrafında da çimen vardı ya, öyle değil mi? Tamamdır. Ne kadar kaldı? Evet, tamam. Direkt aşağıda amacımız var. Bu kovanları acaba hani yıkmalı mıyım? Benim kaç tane kovanım vardı? Bir saniye. Köyüme doğru bakmak istiyorum. 3 adet bize ait kovan var. Yeterli mi? Bu sanki yeterli, öyle değil mi? Aslında bir arkadaş şey demişti. Abi, çanta yerine buraya sandık yap demişti ama umarım çantama bir şey olmaz. Gerçekten yani çantama bir şey olursa çok kötü olur. Eyvah. Bunun içine koyalım. Tamamdır. İhtiyacımız olan şeyleri yaptık. Bizim kalkanımız yokmuş. Bizim kalkanımız olsun bir tane. Çok hoş. Bir tane bir tane neyimiz oldu? Kalkanımız oldu. Bunun yanına hemen ağaç dikelim. Çantamız burada, buraya bıraktık. Bunun yanına bunları bırakalım mı? Evet, çok soğuk. Tamam Wilson, biliyorum. Bu follower neredeydi Wilson? Neyse. Buraya bir yere ağaç, pardon, ateş yakmak istiyorum ki hani gece de bu çimen arkadaşları toplarız, öyle değil mi? Sanki çimenlerin yoğunlukta olduğu yer biraz daha yukarılar. O yüzden ateşimi biraz daha yukarı kuracağım. Bu yakın zamanlarda kurtların da saldırısını bekliyorum. Onlar için de hani onlar saldırmaya başladığında böyle kampıma yakın bir yerde olmam çok daha yararlı. Şimdi bunu buraya koyalım. Uff, çok iyi. Bunu da sanırım toplamaya başlayabilirim. Küreğimiz nerede? Bu kökleriyle bir salalım, öyle değil mi? Hem kampımıza yakın bir yere ekeriz. Bunu buraya koyalım. Bu burada ısınsın. Biz de bu sırada bunları toplayabiliriz. Ya bu falolar nerede? Şuralarda bir yerde miydi acaba? Umarım hepsi bir anda katlı olmamıştır çünkü gerçekten çok yararlı hayvanlar. Yani oyun dediğim gibi geliştirilmeye çok açık. Birçok şey eklenebilir, birçok şey çıkartılabilir ama bilmiyorum. Yani ileriki zamanlarda birçok güzel güncelleme ile karşılaşacağız gibi geliyor. Aslında oyuna hani multiplayer desteği, pardon, multiplayer'dan ziyade co-op desteği gelse çok hoş olurdu. Yani işte iki arkadaş aynı oyunda, ne bileyim, güzel olurdu diye düşünüyorum ama belki ileride bu da görürüz. Şimdi bunu buraya koyalım, buraya alalım. Bunu yanımıza alalım ve geri kalanı bu normal sadece köküyle değil de çimeniyle birlikte toplayalım. Buralarda var mıydı toplamadığımız Wilson? Ha, hepsini toplamışız Wilson. Vay. Hadi buraya kadar toplayabilir miyim? Şurada bir tane daha var. Neyse, riske etmeyelim. Riske etmeyelim. Hiçbir şey riske etmeyelim. Evet. Tamamdır. Burada bir tane var. Açlığımız idare edebilir. Şu silahımızı elimize alalım. Ne olur ne olmaz. Kurtların saldırmadığı için, kurtlar saldırmadığı için mutluyum. Tamam, evet. Bir an önce yine akıl sağlığımı düşürüp bu ihtiyacım olan Nightmare Fuel'u elde etmek istiyorum. Çünkü Shadow Manipulator yapacağım. Ondan sonra Dark Sword ve Dark Armor var sanırım. Hani onları giydiğimiz zaman akıl sağlığımız biraz düşüyormuş ama yani gülü seven dikenine katlanır. O yüzden onu da bir an önce yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi yarın
Yakınlarda bir yerde örümcek, sanırım aşağıda da örümcek yuvası vardı, öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam örümcek yuvası vardı aşağıda. Oraya uğrayacağım. Biraz gübre toplayıp kampıma dönerim diye düşünüyorum eğer işler ters gitmezse. Kurtların saldırısını bekliyorum bir an önce. Umarım geldiklerinde bolca diş düşürürler. Çünkü hani tuzağın gelişmesi hem onların gelmesine bağlı. Böyle doğru orantılı. Onlar ne kadar çok gelirse kurduğumuz o panik koridoru o kadar gelişir, öyle değil mi? Tamam, bunları kampıma gittiğimde ekeceğim. Aa, çok az dalımız kalmış ya. Bilmiyorum kampımızda dal var mıydı? İlginç. Çok ilginç hakikaten. Tamam. Bunu da bir ara yolda dönerken dalı toplayayım olmadı. Deer Clops diye bir yaratık var mı sanırım. Oyunlarda hatta pardon, bu oyundaki en güçlü yaratık oymuş. Şu ana kadar bilmiyorum ben. Rastlamadım. 60. gündeyiz. Kaçıncı gün geliyor bilmiyorum. Sanırım sadece kışları aktif oluyormuş ve her şeyi yıkabilme gücü de varmış. Yani yaptığınız binaları, ne bileyim, duvarı, işte çiftliği falan, birçok şeyi yıkabiliyormuş. Umarım hani arkadaşlar 100. günden önce rast gelmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü 100. güne kadar kampımızı taşla çeviririz, öyle değil mi? Şimdi aşağıda örümcek işareti vardı. Haritadan fark ettiğim kadarıyla. Oraya uğramak istiyorum ve umuyorum ki yuvaları 3. boyuta ulaşmış. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi kaskımızı takalım. Tamam, bu kadar. Yapacak başka bir şey yok. Aynen öyle. Şu dişlere bak, çok tatlılar ya. Aa, bendeki şans olsa zaten. Bende şans olsa. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Şuna bak. Pis yaratık. Neyse, belli ki arkadaşlar buraya uğramıyoruz. Şansımızı başka bir yerde deneyeceğiz. Yalnız, yalnız, yalnız bir saniye. Şapkamızı takalım. Üşümeyi biraz geçleştirelim. Bu bufalo arkadaşlara gitmek istiyorum ve... Evet, bufalolar merhaba. Sakinler, çok iyi. Ay, yer yok. Tamamdır, gübrelerimizi toplayalım, tohumları alalım. Tohum sayısı gerçekten artıyor ya. Yaz geliyor diye hissediyorum. Şurada bir tane daha gübre var. Aslında bu akşamı da burada geçirmeli miyim bu... arkadaşları tıraş etmek adına? Neyse, o kadar acelesi yok sanırım, değil mi? Benim çantamda da yanlış hatırlamıyorsam yeterince... Bunların kürklerinden vardı. Bunu da alırsam... 6 tane şimdilik yeter ya. Daha fazla şansımızı zorlamayalım ve... kampımıza doğru gidelim. Şunu da alalım bari yolumuzun üstündeyken. Daha taze yapılmış bir gübre. Yaz gelsin, tamam mı? Şeye gitmem lazımdı benim aslında. Bu Walrus'ta yaratıklar var, onlardan sanırım baston yapılıyormuş onların dışından ve yürümeyi hızlandırıyor. Abi yapılacak çok şey var hakikaten. Ve kış elini kolunu bağlıyor insanın. Dışarı çok fazla vakit geçiremiyorsunuz, ne bileyim, besinler büyümüyor. O yüzden burada ters yöne koşan tavşan var. Evet, vay, şu an aslında yapabiliyorum. Çiftlik ilginçmiş, vay. Tamam, çok hoş. Şu dalları toplayalım. Bilmiyorum, kampımın etrafında da sanırım bu dallardan ektim ama neyse, bunları toplayalım buraya kadar gelmişken. Eyvah, üşüyoruz. Dediğim gibi, hayır, bırakma, benim. Kamp kurmam gerekecek diye tahmin ediyorum. Hadi şunu al. Ne kadar kaldı kampımıza? Evet, yüksek ihtimalle yetişemeyeceğiz ve yolda bir yerde ateş yakmam gerekebilir. Yalnız ne kadar ilerlersem o kadar iyi, çünkü yolumun üstünde bu örümcek kardeşler var. Bu şeyi de okudum hani tavsiyelerde. Kışın yolu bulamıyorsanız hani yolun üzerine böyle artık eyvah, çok soğuk. Evet, yolun üzerine böyle kullanmadığınız... bir saniye, ben bunu yolun üzerine mi attım acaba? Yolun üzerine... Evet, yolu böyle... Böyle dayanıklılığı azalmış cisimlerle işaretleyebilirsiniz deniyordu kışın yolu bulmak adına. Neyse, yapabilirim ama o kadar ziyan edecek malzemem yok, öyle değil mi? Bu meşale de sanırım bir yere kadar sıcaklık sağlıyormuş. Bilmiyorum, belki
birilerinin sallamasıdır ama gerçi Wiki'de böyle bir bilgi yoktu ama Wiki'deki yorumlara bakarsan, hani alt taraftaki yorumlara, kimisi meşalenin de çok azıcık bir sıcaklık sağladığını söylüyordu. Bilmiyorum, belki bilmiş gözükmek için öyle yorum yaptılar ama denemek istemiyorum. Geceyi burada geçirebilirim ama ne bileyim yani, pek hoş bir yer değil o yüzden. Şuna bakar mısınız? Sıcaklık taşımız nasıl kendini belli ediyor? Tamamdır, şimdi beni kampana kadar idare eder. Ne kadar kaldı? Evet, güzel. Şimdi bu aslında kovanları da yıkabilirdim kendime ait kovan yapmak adına ama neyse, 3 tane sanırım idare eder. Bir ara onlara da uğrayalım ki ballarımızı toplayalım. Bilmiyorum, kışın sanırım daha yavaş çalışıyor bal arıları ama sonuçta çalışıyorlar. Önemli olan o yüzden bal üretmişlerdir diye düşünüyorum. Hatta bugün de gidebiliriz, öyle değil mi? Zamanımız var, sıcaklık taşımız var, güzel bir şapkamız var burada. Aa, buraya çok güveniyorum ya. Neden bilmiyorum ama hakikaten çok güveniyorum. Bal arıya bakın ne olmuş. Yardım etmeli miyim? Nasıl yardım etmem gerekiyor onu da bilmiyorum, o yüzden yardım etmeyeceğim. Evet, 8 adet 8 adet bal, bilmiyorum bunu nasıl ölçülüyor. 8 kilo bal mı acaba? Bilmiyorum, cidden bilmiyorum, o yüzden yorum yapmayacağım, neyse. Şimdi bunlardan 3 tane, hatta hepsini yanımıza alalım, öyle değil mi? 2 adet ton canavar etimiz varmış, bunlardan da güzel taze köftelerimizi yapalım. Hiçbir şeyi ziyan etmemek adına bu köftemizi buzdolabına koyalım. Ekinlerimiz yetişmedi. Canları sağ olsun. Bunu abi, tam 57 adet tohumum var yani. Bu da mavi mantar var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu alacağım. 2 tane bundan alacağım ve bir de bunu alacağım. Hiç olmazsa şu mavi şeyi değerlendirelim, öyle değil mi? Aslında biraz daha şey yapabilirdim bu kazanlardan. Neyse. Ateşimizi yakalım. Bu şeyden mi yapmak istiyorum ya? Çadırdan. Ama çok fazla örümcek ağı istiyor. Yani evet, yakınlarda örümcek. Abi tabii ya, burada vardı ama hani burada da abartılı derecede çok var, o yüzden buraya uğramak istemiyorum. Bu Walrus'ların da kampını bulmak istiyorum. Acaba nerede o arkadaşlar? Eğer bulursam onların dışından güzel bir baston yapacağım ve yürümeyi gerçekten çok hızlandırıyormuş o baston, o yüzden oraya da bir an önce ilgilenmek istiyorum. Abi bayağı şeyiniz var ya, bunu buraya koyalım da kafamız karışmasın. Gübrelerimi ben nerede biriktiriyordum? Burada biriktiriyormuşum. 40 adet bu bizimle gelsin. Pardon, şunu da şuraya koyalım, öyle değil mi? Tamamdır, onlar orada dursun. Dal varsa dal alacağım. Yok, pekala, canı sağ olsun. Bunları buraya koyalım. Tamam, şu an hatta durumumuz fena değil. Zaten 2-3 gün içinde sanırım kış geçecek ve yaz gelecek. Keşke sakallarım biraz daha uzun olsaydı. Biraz daha şanslı olabilirdik diye düşünüyorum. Bunu buraya koyalım, ateşin yanında duralım. Ateşin yanındayken bu şapkayı çıkartabilirim, öyle değil mi? Dayanıklılığı azalmasın. Zaten ateşin yanındayız. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum tekrar göstermiş olduğunuz ilgi için bu seriye. Hani Metro Last Light'la birlikte yürütmeye çalışıyorum bunu. Hani bir süre Metro Last Light'a ağırlık verdim çünkü hani o seri çünkü bayağı oldu çıkalı ve bir önce bitmesi gerekiyor. Bu oyunun hani ne bileyim o tarz bir acelesi yok çünkü ne zaman biteceği belli değil. Oyunun o yüzden biraz daha Metro Last Light'a ağırlık verdim. Umarım sorun değildir sizin açınızdan. Burada bir tane meşale varmış ya, vay. 183 hem de, neyse burada dursun, ne olur ne olmaz. Belki aslında yukarıdaki panik koridorunun bulunduğu yere koysam daha yararlı olabilirdi. Bunu buraya koydum ama bilmiyorum yani. Ne içinden bir şey çıkıyor ne de bozuluyor. Bak yine kırmızı oldu. Ne anlama geliyor ya, of. Tekrar bırakıyorum. Neyse arkadaşlar, teşekkür ediyorum ilgi izlediğiniz için. 62. gündeyiz ve sakallarımız bir anda uzadı. Vay çok iyi.
62. gündeyiz ve sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.